13 yaşında 7. sınıf öğrencisi efendim. Berfin Nazlı bala uzun bulunması için annesi Semra Hanım aramızda. Berfin 13 yaşında. Kaç doğumlu bir çocuk? 2005. 2005. Aa. 7. sınıf öğrencisi. İki kardeşi daha var. İstanbul Avcılar'da efendim yaşıyor. Ay çok küçükmüş bu ya. Çok bebek. Aa. Şimdi anne kızının mahalleden bazı kişilerle görüşmesini istemiyormuş. O yüzden de Berfin'le sorunlar yaşıyormuş. 28 Mayıs Pazartesi günü. Yani geçtiğimiz Pazartesi. Evet, evet. Siz işteyken öğle saatlerinde Berfin bakkala gitmek üzere evden ayrılıyor. Sonra evine dönüyor. Anneannesinden arkadaşım Berkay geldi merdivenlerde oturabilir miyiz diye izin istiyor. Anneannesi de izin veriyor. Fakat e, merdivene baktığında Berfin'i göremiyor. Evet. Siz de akşam 18'de eve geldiğinizde kızınızın ortada olmadığını öğrenmişsiniz. Ee, hemen Berkay'ın evine gitmişsiniz ama Berkay da yok ortada. Evet. Sonra aynı mahalleden 17 yaşındaki Batuhan Durmaz ismindeki çocuğun... Aynı mahallede değil, ee, Cihangir mahallesinde. Yani? E, yani avcılar Cihangir'de. Hani, yani e, yan mahalleme oluyor. He, aynı Biraz işte. kaymakamlığın o tarafı bölgede. Aha, aynı araba kiralayarak Berfin ve Berkay'ı alarak kahvaltıya gideceklerini <laughs> öğrendim. E, bu nasıl 17 yaşındaki çocuk araba kiralıyor? Vallahi e, birisinin arabasını bilmiyorum alıp götürüyor. Artık nedir ne değildir onu bilmiyorum. Yani arabayı gören de yok. Arabayı alıp hani bindirip götürdü denil <laughs> Diyen de yok. Hani çocuklar sırra kadem bastı bir anda yoklar yani. Şimdi bu 17 yaşındaki Batuhan Batuhan'la o zaman sizin kızınız yok ortada. Benim kızım bir de Berkay yok. Üçü de yok şu anda. Berkay da mı yok? Evet üçü de kayıp. Aa. O Berkay kaç yaşında? Ber... O da 14 yaşında. Berkay biri 13, biri 14, burada? biri 17. Berkay gözlüklü olan öbür çocuk Batuhan, benim kızım Berfin. 17 yaşında olan galiba Evet bu, Batuhan. bize göre sağdaki fotoğraf. Evet, Batuhan. Bu da eski fotoğrafı mı çocuğun yeni fotoğrafı mı? Vallahi bana bir sürü fotoğraflar geldi. Her fotoğraftan da e, birer çıktı alıp çocukların resimlerini koyarak bütün avcılar, ambarlı sahil, bütün e, taksi durakları, otobüs durakları, bütün her yere dağıttım. Ay kıyamam sana ya. Kızın fotoğraflarına giren. Bunların hepsi çocuk. Evet. Evet. Berfin, Berkay ve Batuhan efendim. Hepsi bu, çok küçük. Bu yaşından daha yani birbirlerine... gösteren bir fotoğraf. Hocam belki yeni fotoğrafı değildir o yüzden dedim. Yok Bunlar... yok bu şekilde çok minyon yapılı bir çocuk. Çünkü ailesi, babaannesini falan da gördüm. Kız kardeşini de gördüm. Hepsi böyle minyon yapılı. Zayıf. Ha bunların bu... üçünün başına da birisinin eline geçse üçünün başına da problem gelir. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi hiçbirine de kızacak halimiz yok. Hepsi küçük, hepsi evet. çocuk. Ama neredeler? Ama neredeler? Pazartesi, evet. Salı, Çarşamba, Perşembe. Evet. Birisi alıp onlara bakmazsa bu üç tane küçük çocuk ne yapacak İstanbul'da? Ve ben pazartesi gününden beri Dağtepe dolaşıyorum. Akşam Bulur hani gece saat 5'e 6'ya kadar. Kıyamam ben sana. Bulur şimdi onları izleyicilerimiz. Çünkü bu üç çocuk dikkat çeker. Herhalde korkup ağlıyorlardır falan gece yani. Valla bak kim aldıysa evine söyleyeyim çocukların yaşı çok küçük arkadaşlar. Yani hiç tavsiye etmem. Ee, 18 yıl. Evet. Bir tanesi için. Bugün Rahmi Bey'in duruşması var gelmedi. Dün hani Ümit'le mevzudan dolayı gelmeyeceğim falan diyordu ya aslında tabii ondan dolayı diğer yani duruşması şey. vardı. Onun esprisini yapıyordu. Rahmi Bey olsa daha böyle Davud'u sesiyle söylerdi ama e, bu küçük çocuklar için 2005 doğumlu diyorsunuz. Onlar herhalde gittiler bir yere, geç kaldılar, korkup dönmediler hayatım. Böyle oluyor, bu yaştaki çocukların da böyle ben bir. Ben de öyle tahmin ediyorum ama. Sen bir seslen kızına korkuyordur şimdi, geri dönmüyordur. Yani aslında sen seslen bütün çocukların anneleri adına seslen. Aynen öyle. Ve o anneler Aynen, nerede? Onların hepsi küçük. Yani erkek falan diye, diğeri zaten çok küçük. Ee, hani Batuhan kaçırdı gibi ben, mi görüyorlar? Ben Batuhan Bey'in e, ailesiyle biraz sorun yaşadım. Şu şekilde e, çocuklarını ifşa ediyormuşum kaçıran kendisi diye. Ama o da kayı. E, şöyle bir durum var. 17 yaşındaki çocuk gelip mahallede e, çocukları toplayıp sizi kahvaltıya götüreceğim diye götürüyorsa... ...bence kaçıran kişi diye düşünüyorum. Ben resimleri dağıttım, afiş yaptırdım. işte altına numaramı yazdım. Ee, arıyorum soruyorum diye ben suçlu duruma düştüm. Benim çocuğumu Hayır, ifşa ama sizinle, ediyorsun ama dedi. Ama sizinle alakası yok ki sonuçta. Onlar da çocuklarını aramıyorlar mı? O da küçük. <laughs> Şimdi şöyle bir durum oldu. Onlar arıyorlar, da arıyorlar. Onlar arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar ama... yani. <laughs> kayıp ilanlarını kayıp, ilanları var. kayıp ilanlarını ben söyledim de ondan sonra verdiler. Anladın mı? Tabii Anladım. hayatım herkes arar. Şimdi burada hani seninki kaçırdı benimki kaçırmadı konusu Evet. yapılacak bir şey yok hepsi küçük. Bunlar Aynen belli ki. Aynen yani kahvaltıya evet. gidelim ona gidelim buna gidelim falan gibi bir sıkıntı oldu. Sonradan da geç kaldılar. Aynen öyle. Eve de dönemediler. Evet. Tarafından yönlendirildikleri aşikar. Yani evet. tamam 17 yaşında gözüküyor Batuhan Bey ki biraz daha büyük diğerlerine göre daha evet. altı başında olmasını <laughs> bekliyoruz ama onun da yaş olarak çocuk olduğu varsayılırsa onun da kolay kandırılabilir. Tabii, tabii. Olduğu bir tabii. gerçek. Ee, o nedenle bunları biri yönlendiriyor. Gerçek ya belki bu. Belki de öyle aslında e, Semra'cığım sen de bununla ilgili tabii ilk gelen değilsin. Bu böyle evet. geç kaldım diye geriye dönemeyen çocuklara çok rastlıyoruz. Gerçekten evet. evden ayrılmak gibi niyetleri yok. Ama işte çocuklar da ailelerinin neye kızıp neye kızmayacağını çok kestiremiyorlar belirli yaşlarda. E, belki de çocuklarımıza tamam yani geç kalsam da... Hani ya alanı da anlatmak lazım. Yani var. onu da ihtimal Öyle. olarak hani o kadar çok şey anlatıyoruz ki çocuklara Batuğan ama Batuhan Bey, yani Batuhan evladımız diyelim. Ee, Batuhan Bey pazar günü babayla kavga ediyor ve baba evden kovuyor. Çocuk pazar günü sokakta kalıyor. Ama Aa, sokakta nerede mı kalıyor, nerede kalıyor bilmiyorum. Onu şimdi buluruz bizim izleyicilerimiz Ve pazar günü de bu olay yaşanıyor. Yani bu üç tane çocuğun dikkat çekmemesine imkan yok. Şunu belirteyim her zaman dediğim gibi bu çocukları yanında adılık koyanlar çocuklar size başka şeyler anlatmış olabilirler. Anlatıyor da olabilirler tabii, 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 fakat hiç önemli değil efendim. Biri 13, biri 14, biri 17 yaşında. Hiçbiri reşit değil. Özellikle 13 ve 14, özellikle bak şu gözlüklü çocuk için söyleyeyim. Berkay için. Ee, Berkay'ın cezasının altından kimse kalkamaz. 14'ten de küçük. Sizin kızınız keza öyle. 13 yaşında. E, zaten o da 13 yaşında. 14 Tabii. diyorsunuz ama o da Yo, 2005. Yok benim kızım 13 yaşında. 13 yaşında. Yani, ya o da evet. 13 evet. Ben de, 14 yaşında. Altından kalkılacak bir zeda, ceza değil. Yani bu çocukları ben aldım acıdım evimde barındırdım e, deyip sonra bir ihbar olduğu zaman ciddi söylüyorum 3 çocuk için yatarsınız 25-30 yıl. Bak bu kadar kesinlikle, açık ve net söylüyorum kesinlikle. yani. Kesinlikle. O yüzden olabilir yardım etmek istemiş olabilirsiniz yapmanız gereken. E hemen arayıp çocuklar burada demeniz. Şimdi bizim izleyicilerimiz de bulurlar onları i̇nşallah, başlarına kötü bir inşallah. iş gelmeden. Allah Allah. Çok küçükler ya. Korkmuyorlar da demek ki hayatın bazılarında da bir cesaret var bu çocukların anlamak çok mümkün değil. Çok cesaretliler. Evet. Çok cesaretliler. Her şeyi bildiklerini düşündükleri evet. ama aslında hiçbir şey bilmedikleri, her türlü tehlikeye açık oldukları. Aynen. Öyle. Çok bir i̇şte yaş görüşme dediğimiz de kişilerle görüşüp başlarına bu iş geliyor işte. Bir dönem. Peki efendim sizlerden haber bekliyoruz hep gösterelim ara ara çocuklarımızın resmini inşallah bulalım ailelerine teslim edelim.